Hayırlı akşamlar efendim. İki günden beri bir inşa içindeyiz. Şaar var ve inşa var. Gönül medeniyeti ve gönül şehri var. Bu inşa yüzyıllar önce başladı. Devam ediyor. Bitmiş değil. İnşa Mekke'de var, Medine'de var. Buhara'da var, Kaşgar'da var, Herat'ta var, Erzurum'da var, Şam'da var, Kahire'de var, Merakeş'te var, İstanbul'da var, Edirne'de var, Budin'de var, Avrupa'da var. İnşa devam ediyor. İsterseniz uzaklara gidelim. Ve Avrupa'dan bir fotoğraf alalım. Erik Bey teşrif edemediler. Tebliğini gönderdiler. Tebliğinin özetini bize Doktor Asuman Sargut Kulaksız hanımefendi sunacaklar. Konusu tasavvufun günümüz dünyasındaki İslamiyet'in inşasına katkısı. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Yazıyı okumaya çalışacağım. Muhterem Erik Cofua'nın soyadını iki gündür çalışıyorum doğru telaffuz edebilmek için. Yazıdaki bütün bilgi ve hikmet ona ait. Sürçülisanlar bendenize ait efendim. Tarihi bilgiler. Tasavvufun Avrupa'daki mevcut rolünü doğru şekilde tanımlamak istersek, Orta Çağ'a bakmamız gerekir ki, İslam maneviyatının Orta Çağ Hristiyanlığı üzerinde etkileri olduğu, özellikle son 20-30 yıldır bilmekteyiz. Mesela Irak'ta yaşamış olan kadın evliya, Rabia al-Adaviye'nin menkıbesi, Fransa'daki Saint-Louis meydanlarına kadar ulaşmıştır. Hatta İtalyan yazar Dante'nin İlahi Komedyası, Hazreti Peygamber'in Miraç hikayesinden izler taşır. Öte yandan 16. yüzyıl İspanyası'nın Avilalı Aziz Teresa ve Kruyulu Aziz John'u ait gizemli öğretileri, Magribi Endülüs tasavvufundan bir takım alıntılar yapmış olabilir. Daha sonra 19. yüzyılda, Avrupa'nın keşifler ve sömürgecilik yoluyla Müslüman dünyaya açılımı, bazı Avrupalı hakikat arayıcılarının tasavvuf ile tanışmasını sağlamıştır. Bu kişiler Avrupa'daki pozitivist ideolojiyi, bu ideolojinin mekanik ve materyalistik medeniyetini ve de Batı Hristiyanlığının deruni içeriğini kaybetmesine neden olduğunu iddia ettikleri laikleşmeyi reddediyorlardı. Mananın yitirildiğini düşündükleri bir zamanda metafizik dirilişi tasavvuf gibi doğu kökenli bir ruhani yapı içinde bulmuşlardı. İngiliz kaşif Richard Burton, Fransız şarkiyatçı ressam Etienne Dine, Fransız yazar Isabella Eberhard ve İsveç asıllı Ivan Ogeli örnekler arasında sayılabilir. Avrupa sömürgeciliğinin yayılmasının sonucu olarak Avrupa'ya doğru bir Asya ve Afrika göç dalgası oluştu ve 1920'lerden itibaren tasavvuf Avrupa'da görülmeye başlandı. O zamanlar Avrupa'da ortaya çıkan ilk tarikatlardan bir tanesi Cezayirli Şeyh Ahmet el-Alevi'nin kurduğu Aleviye tarikatıdır.
Şeyh 1926 yılında Fransa'ya geldi ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki Müslüman askerlerin fedakarlıkları anısına yapılan Paris'teki Büyük Cami'nin açılış törenine katıldı. Bu korkunç savaşın neticesinde hakim olan hayal kırıklığı atmosferinde Şeyh Alevi'nin halifesi Şeyh Uda Beto'nun da dediği gibi Hinduizm ve tasavvuf gibi ruhani inanışlar insanların kalplerini kolonileştirme ile görevlendirildi. Diğer yandan çağdaş Avrupa'daki tasavvufu bütünüyle yakın zamandaki göçlerin sonucu olarak göremeyiz. Bazı tarikatlar, Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya'daki Bektaşilik gibi bölgede orta çağdan beri mevcuttur. Gerçekten de Balkanlardaki Müslüman kesimin dini kültürü büyük oranda tasavvufun mirası ile şekillenmiştir. Bu dönemdeki en muhteşem referanslardan bir tanesi René Guénot'dur. René Guénot Avrupalılara modern batının krizde olduğunu, daha da kötüsü geleneklerin aktarılmasındaki aksaklık nedeniyle son 5 asırdır nihai çöküşte olduğunu anlatan Fransız yazardır. Guénot'a göre Batı bütün tarihi dinlerin temelini oluşturan asli geleneğin, asli hakikatin kökenine dönmek zorundadır. 1912 yılında Paris'te Ivan Ogeli tarafından irşad edilerek seyri süluka başladıktan sonra Batılı seçkinleri oluşturma ve geleneksel medeniyeti yeniden ortaya çıkarma için kadim felsefenin metafizik düşüncelerini ortaya koyan bir dizi kitap yazmaya koyuldu. 1930 yılında Kahire'ye yerleşti, 1951 yılında vefat edene kadar orada yaşadı. Evrensel bakış açısına sahip bir mutasavvıf olarak, Hinduizm üzerinde İslam tasavvufundan daha fazla eser vermiş olmasına rağmen günümüze kadar tasavvuf yolunu seçen pek çok Avrupalıya önemli ölçüde tesir etmiştir. Yakın zamanda kitapları Arapçaya da çevrilmiş ve son zamanlarda gerek Arap gerekse Türk camiasında daha fazla kişi tarafından okunur olmuştur. Guénot'un uyandırmasıyla bazı gelenekçiler vahyin en son anlatımını bu çağda İslam'da gördüklerinden İslam'ı kabul ettiler. Hepsi de İslami mesajın evrenselliğini en azından Doğu ile Batı arasındaki modern çağlardaki ilk gerçek köprüyü oluşturacak şekilde vurguladılar. Bazıları vahyi ve İslam'ı Doğulu ya da Arapça içeriğinden sıyırıp açma doğrultusunda çalışmalar yaptı. Manevi konularda oldukça üretken bir yazar ve mürşit olan İsveç kökenli Fritjof Schuan dinlerin metafizik birliği konusunu vurgulamış ama Guénot'dan oldukça farklı bir metot izlemiştir. Onun kurduğu tarikat Bakire Meryem'e adanmıştı ve adı da Meryemiye'ydi. Bu da onun bazı batılı Hristiyan çevrelerde büyük yankı uyandırmasının nedenini açıklıyordu. Şunu belirtmekte fayda vardır ki Schuan önceleri Müslüman alimler ve veliler peygamberlerin varisleridir hadisine dayanan tasavvufi öğreti üzerinden İsevi izler de taşıyan Aleviye tariki ile ilişkiliydi. Schuan 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1998 yılında vefat edene kadar orada yaşadı. Ardında İngiltere'de Martin Links ve halen George Washington Üniversitesi'nde dersler veren Seyit Hüseyin Nasr gibi mutasavvıf ve İslam bilimciler bıraktı. Geleneksel tasavvufun diğer temsilcileri zahiri İslam'a yönelik çeşitli yaklaşımlar benimseyerek ve bazen de farmasonluk gibi batini batılı topluluklarla manevi eğilimleri doğrultusunda irtibat halinde olarak Amerika'da fazla bilinmeseler de Avrupa'da hala aktif durumdadırlar. Mark Shedwick gibi bazı akademisyenler için gelenekçi hareket Neo-Sufizm adı verilen akımın ayrılmaz parçasıdır. Neo-Sufizm İslam dünyasındaki standart örneklerden hatırı sayılır derecede farklıdır. Şunu söylemek doğru olur ki tıpkı gelenekçi tasavvuf gibi Neo-Sufizm'de
dini ve kültürel çoğulculuğu destekleyerek dini hakikate yönelik iddialarında görecelendirilmesine katkıda bulunmuştur. Öte yandan gelenekçi tasavvuf özünü Kur'an ve klasik tasavvuftan alırken neosufizm dinlerin modern bağdaştırması olarak ele alınabilir. 1970'lerden bu yana Avrupa'da tasavvuf hızla yayılmaktadır. Bu durum Doğu kökenli mutasavvuf mürşitlere göre kazara oluşmuş bir durum değildir. Onlar Müslüman ülkelerin üzerine binen sosyopolitik baskının kişisel gelişimi engelleyebileceğinin farkında olarak Batı'da tasavvufun yeşermesine fırsat verecek mümbit topraklar gördüler. Aynı zamanda ve hatta çelişkili şekilde Batı manevi açıdan nadasa bırakılmış toprak gibiydi ve insanlar mahsullerini çoktan kaybetmişlerdi. Fakat tam da bu nedenle diğerleri gibi mutasavvıfların da yeni manevi tohumlar atabileceği geniş ufuklara sahip bir özgürlük alanıydı. Mesela büyük mutasavvıf İbni Arabi'nin eserlerine yönelik çalışmalar Müslüman bir ülkede kökten dinciliğe karşı bir tehdit olarak görülerek aşağılanıp damgalanırken ve hatta Suudi Arabistan'da yasakken bu özgürlük sayesinde Batı'da gelişip büyüyebilmişti. Bu nedenle Doğu'da eğitim almış bazı Batılılar Doğulu mürşitlerin halifesi olmuşlar, hatta bizzat kendileri mürşit olmuşlardır. Ve bir kısım Doğu kökenli mürşitler de Batı'da yerleşmişlerdir. Kökeni ne olursa olsun Avrupa'daki mutasavvıf gruplar Müslüman cemaatlerin kültürleriyle iç içedir. Gerçekten de bu iç içelik o kadar derindir ki onların belli bir kültür ya da etnik gruptan ayırt edebilmek çok güçtür. Günümüzde Batı, farklı coğrafi kökenlerden gelen tarikatların tıpkı dinlerin kendinde de olduğu gibi buluşma noktası halindedir. Hinduizm, Budizm ve İslam gibi doğulu dinler çatışmalara sebep olabilen sosyo-kültürel çevrelerini geride bıraktıkları için Batı'da oldukça verimli olmuşlardır. Tasavvufun Avrupa'daki yüksek bilgisine ve uygulamalarının yayılımına katkıda bulunan diğer bir temel faktör de bu alandaki akademik çalışmaların fazlalığıdır. Bazı Müslümanların Avrupalı Doğu bilimcileri çoğunlukla yargılamadan eleştirseler de bu Doğu bilimcilerin evvela İslami geleneği o Müslümanlardan daha iyi bildiğine ve sonra da kötü niyetli olmadıklarına dair kanıtlar vardır. İslami çalışmalar alanında bazı tanınmış akademisyenler bulunmaktadır ve bu karizmatik şahsiyetler Hristiyanlıkta ya da İslam'da hatta bu iki dinin birleşme noktasında ruhani bir arayış içine girmişlerdir. Almanya'da Anne-Marie Schimmel, Fransa'da Louis Massieu, Henri Cobain, Eva de Vitray-Meyerowicz vesaire içinde durum budur. Fransız Michel Schatkiewicz 1929 örneğini ele alalım. Aynı zamanda da meşhur bir yayın evinin genel müdürlüğü görevini başarıyla yürütmüş bu kişi, İbni Arabi ve tasavvuf konusunda tanınmış bir uzman olduğu gibi kendisi de manevi bir rehber, bir mürşittir. Kendisini İbni Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumi hakkında çalışmaya adayan Amerikalı akademisyen William Chittick'i atlayabilir miyiz? İslam'ın farklı alanlardaki çalışmalara baktığımızda akademisyenlerin bu gibi kişisel katkılarını bulmak zordur. Avrupa'daki pek çok kişi ister Avrupa kökenli ister Arap kökenli olsun bu önemli akademisyenlerin ve onların bugünkü haleflerinin çalışmaları ve tercümeleri sayesinde feyizlenmektedir. Bugün tasavvufun evrensel mirasının en önemli çalışmalarına hem İngilizce hem de Fransızca tercümeleri ile bu kişiler sayesinde ulaşabilmekteyiz. Doktrinsel bir bakış açısından tasavvuf, İslam'ın iç yüzü olarak algılanabilir. Bu tıpkı ruhun İslam dininde vücut bulması gibidir. Bu da tasavvufun İslam'dan ayrı düşünülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle Geno, maneviyat arayıcıları için bir dini takip etmenin ve o dinin zahiri ve batini uygulamalarının nasıl örtüştüğünü ve uyum içinde olduğunu görmenin önemini vurguladı. Mutasavvıfların da dediği gibi
belli bir dinin koruyuculuğu olmaksızın tasavvuf gibi yokuş yukarı bir yolu almak imkansızdır. Diğer taraftan tasavvuf İslam diniyle de sınırlandırılamaz. O nedenle Mısır gibi bazı Müslüman ülkelerde Hristiyanlığın manevi boyutuna Hristiyan tasavvufu, Museviliğin manevi boyutuna da Musevi tasavvufu denmektedir. Buradan hareketle Avrupa'daki her bir mutasavvuf topluluk kendisini İslami gelenek ile ilişkisine göre konumlandırmaktadır. Öte yandan bazı gruplar tasavvufi hikmetin evrenselliğini vurgulamak adına İslami yapıdan uzaklaşmışlardır. Adlarına neo-sufi denilen bu akımın takipçileri bir senteze ve bağdaştırmaya kapı açarak bir çeşit ruhun evrenselleşmesi arzusundadırlar. Tasavvufu bütün dinlerin ve felsefelerin saf özü olarak görerek Tanrı yerine kişisel gelişimden söz ederler ve tasavvufu İslami yönü olmaksızın lanse ederler. İngiltere'de yaşayan Hindistan doğumlu İdris Şah, kendi tasavvuf anlayışının desteklediği bir felsefeyi öğretmiştir. Pir Vilayet Han'ın Amerika ve Fransa'da kurduğu evrensel tarikatı belki de bilirsiniz. Eğer onların seminerlerine katıldınızsa ne İslam ne de Hazreti Muhammed hakkında tek bir söz duymamışsınızdır. Bu içinde İslam bulunmayan tasavvuf şüphesiz Amerika'da gördüğü ilgiyi Avrupa'da görmemiştir. Bu olguyu açıklayan nedenler arasında Müslüman dünya ile Avrupa arasında eskilere dayanan tarihi bağlantı, Fransa söz konusu olduğunda Genon'un bir dinin kaidelerine sıkıca uymanın önemine yönelik vurgulamaları sayılabilir. Mesela Fransız Genonizmi Paris'te Romanyalı Michel Valsan tarafından idare edilen oldukça İslami bir tarikatın doğmasına neden olmuştur. Michel Valsan'ın müritleri Fransız İslamolojisinin oluşma ve intibak sürecinde kuvvetli bir etkiye sahip olmuşlardır. Genel itibariyle Avrupa tasavvufu Allah ve peygamberinden gelen ve tarikatların oluşturduğu silsileler yoluyla yayılan ve de Müslüman ülkelerde halen varlığını koruyan manevi tesir yani himmet mirasından uzaklaşma niyetinde değildir. Avrupalı mutasavvıfların günlük bazda ihtiyaç duyduğu ritüeller de bu alanda korunmuştur. Toparlamak gerekirse bir yanda İslami uygulamalara sıkı sıkıya bağlı bir tasavvuf anlayışı ile diğer yanda İslamsız tasavvuf anlayışı arasında kişi oldukça incelikli bir yaklaşımlar yelpazesi bulacaktır. Bazı dar kafalı, oldukça köktenci ve batı karşıtı selefi tasavvuf gruplarının varlığına rağmen Avrupa tasavvufu, öncelikle de bazı Avrupa ülkelerinde hatırı sayılır sayıda bulunan Kuzey Afrika kökenli genç Müslümanlar için şüphesiz ki evrenselliğe açılan muhteşem bir yoldur. Sonuç bölümü var mı? 3-4 dakikamız var. Peki. Şurada bir bölüm çok şeydi. Şu tasavvufun evrenselliği kısmını okuyayım mı? Peki. Tasavvuf hayal aleminden ya da manevi hayal dünyasından faydalanarak dini ve kültürel engellerin kaldırılması için yaratıcılığını nasıl kullanacağını bilmektedir. Mutasavvuf bir ayağı ile tevhidin dikey ekseninde sabit kadem olurken etrafındaki kesret hakkında yani kültürlerin ve dinlerin yatay çoğulculuğu hakkında dingin bir şekilde tefekkür eder. Oldukça açıktır ki tasavvuf günümüzde İslam ve Batı arasında gerekli bir irtibat sağlayıcı olarak hizmet etmektedir. Geçmişte Hindistan'da Hindular ve Müslümanlar, Orta Asya'da Budistler ve Müslümanlar, Afrika'da Animistler ile Müslümanlar arasında da tasavvuf aynı rolü oynamıştır. İslam'ın diri kalbi olarak tasavvuf daima yeni ve farklı içeriklere uyum sağlayabilmiş ve Neoplatonizm'den Şamanizm'e kadar şaşırtıcı çeşitlilikteki antik ruhani yapıyı içine katabilmiştir. Tasavvufun bir diğer ana rolü de tedavi ediciliğidir. Başlangıçtan bu yana mutasavvıf alimler ruhun bütün tutku ve vehimlerinin barındığı en alt kademesi olan nefisin
doktoru olarak anılırlar. Sonuç, Müslüman dünyasında olduğu gibi çağdaş Avrupa tasavvufu da 15 milyondan fazla takipçisiyle, ki bu sayı Avrupa Birliği ülkeleri için tahmin edilmekte olup Avrupa genelini yansıtmamaktadır, günlük hayattaki İslam'ın ruhanileşmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bazıları için ilk aydınlanma kaynağıdır. Bu vatana özgü, özellikle de Kuzey Afrika devletleri için ve etnik kimlik arayışından bağımsız bir temel İslam anlayışının oluşmasına yardımcı olur. Her şeyden önemlisi, tasavvuf, Batı insanının İslam'a başka bir açıdan bakabilmesini sağlayabilir ve Avrupalı toplumların ruhani boyuta daha fazla ilgi göstermesine yardımcı olabilir. Teşekkür ederim.